Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Farklı Bakış'a, Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. Yine online olarak bağlanacağımız bir konuğumuz olacak ve iki kıymetli konuğumuzla Çanakkale Zaferi'nin tarihi, arka planı ve anlamını konuşacağız. Profesör Doktor Eyüp Baş hocamız, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyeyim ben hocama. Eyüp hocam stüdyomuzda online olarak da uzaktan bağlantıyla Profesör Doktor Muhammed Erat hocamız, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi. Muhammed hocam siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale'ye selamlar. Teşekkürler Sami Bey. Şehitler Diyarı'ndan herkese selamlar. Eyüp hocama da selam ediyorum. Aleykümselam. Bütün seyircilerimize selamlıyorum. Aleykümselam hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Muhammed hocam, Şehitler Diyarı dediniz. Gönlümüzün telini titrettiniz. İlk sizinle başlayalım. Şehitler Diyarı'na verelim sözü. Şimdi hocam, Çanakkale savaşları ve Çanakkale zaferi hem milletimiz açısından hem de dünya tarihi açısından önemli. Ve bunun üzerine de yani yazılıyor, konuşuluyor, yazılmaya ve konuşulmaya da devam edilecek. Çünkü hem zafer anlamında destansı bir zaferden bahsediyoruz, hem de süreç itibariyle Çanakkale Savaşları'nın olduğu döneme baktığımızda gerçekten bu yüzyılın başında çok enteresan, farklı veçelerden okunmayı hak eden bir süreçten bahsediyoruz. Şu soruyla ben açmak istiyorum. Çanakkale Savaşları neden oldu? Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde Çanakkale cephesinin yeri, önemi nedir hocam? Teşekkürler Sami Bey. Tekrar bütün Diyanet TV seyircilerini selamlıyorum. Hakikaten Çanakkale dediğimizde Türk insanında farklı bir duygu ortaya çıkıyor. 1915'te yaşanan olay sonraki yıllardaki tesiri, günümüzdeki tesiri hala devam ediyor bildiğiniz gibi. Tabii bizim açımızdan belki biraz sonra değiniriz önemi ve değeri bakımından ne olmuştu, nasıl etkisi oldu ama dünya içinde aslında önemli bir dönüm noktası Çanakkale 1915'in yaşanmış olması. Şimdi isterseniz Birinci Dünya Savaşı 14-18 döneminde bildiğiniz gibi 20. yüzyılın başında 4 yıl süren ve milyonlarca kişinin ölmesine, yaralanmasına sebep olan çok kanlı bir dönemi tarif ediyoruz 14-18'den bahsederken. Onun sebebine biraz değinmek lazım. Çünkü bu iki grup nasıl oluştu? İtilaf ve ittifak grupları nasıl oluştu? Bu şekilde nasıl bir mücadele içerisine girdiler, hangi amaçlarla? Çanakkale, o zaman Osmanlı'yı Çanakkale cephesine oturtmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi 19. yüzyılda İngiltere, Fransa önemli bir güç. Amerika kendi dünyasında yaşıyor, Avrupa'daki işlere pek karışmıyor. Rusya, Çarlık Rusyası önemli bir siyasi güç. Ama 1870'ten itibaren Almanya askeri birliğini tamamlıyor Bismarck önderliğinde. Büyük bir imparatorluk olmak istiyor, olma yolunu ilerliyor. Fransızları yendi bildiğiniz gibi, Alsace-Lorraine bölgesini aldı. Ve Avrupa'nın ortasında, kuzeyinde büyük bir devlet olarak ortaya çıkıyor. Avrupa'daki hadiselerde söz sahibi olmak istiyor. Dünyadaki paylaşımlarda söz sahibi olmak istiyor. Deyim yerindeyse artık bu saatten sonra dünyada, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Avrupa'da, Uzak Doğu'da artık İngiltere'nin karşısında pastan kendisi de pay almak istiyor. Bunun yanı sıra İtalya'dan Avrupa'nın güneyinde o da birliğini tamamlayıp bir büyük siyasi güç olarak ortaya çıkmaya çalışıyor. Böyle bir rekabet süreci var Avrupa'da. Tabii Almanya böyle ortaya çıkınca İngiltere ile Fransa arasındaki husumeti bir kenara bırakıyor ve yakınlaşmaya başlıyor. Anlaşma imzalıyorlar. Ve İngiltere ile en son Rusya bir anlaşma imzalayacak 20. yüzyıl başında.
Fransa ile Rusya anlaşma imzalayacak ve itilaf bloku şeklinde bir yapılanmaya gidiyor İngiltere, Fransa ve Rusya. Almanya, Avusturya, Macaristan'ın hem hakimiyeti altında, hem etkisi altında, nüfuzu altında, onu yanına alıyor. İtalya ile bir anlaşma imzalıyor. Bu şekilde iki önemli kutup ortaya çıktı. Osmanlı Devleti biliyorsunuz bu süreçte Abdülhamit başta. O da bu iki grubun ortaya çıktığını görüyor ve denge siyaseti izliyor. Almanlar biliyorsunuz Golç Paşa gelecek o dönemde. Askeri ıslahiyeti başında bize kara ordumuzun tahkimi için ve reformu için yardımcı olacaklar. Ama biz İngilizlerden de yardım alıyoruz. İngiliz donanmasından amiraller de Limpus mesela gelecek Osmanlı donanmasına bize yardımcı olacak. Fransızlar ve İtalyanlar da jandarmada bazı yardımlar aldığımızı biliyoruz. Bu şekilde batılı devletlerle Abdülhamit döneminde bir denge siyaseti, toprak kaybetmeme üzerine kurulu bir politika takip ediliyor. Rusya ile ilişkiler çok daha farklı tabii. Rusya'nın bize karşı bakışı farklı. Osmanlı Devleti ordusunu yenilemeye çalışıyor. Ordusunu iyileştirmeye çalışıyor. Toplar alıyor. Ve Abdülhamit döneminde bildiğiniz gibi Boğaz'ın tahkimatı gerçekleşiyor. İşte biraz sonra konuşacağımız 18 Mart 1915'i geçilmez kılan topların yerleştirildiği tabyalar Abdülhamit döneminde büyük çoğunluğu inşa edildi, tahkim edildi, yeniden onarıldı. 1892 yılında Asaf Paşa buraya görevlendiriliyor Boğaz müfettişi olarak Abdülhamit tarafından. Ve birçok önemli tabya bu dönemde ortaya çıkıyor. İşte Hamidiye tabyaları, Mecidiye tabyası, namazgah tabyası gibi tabyalar. Kimisi yeniden yapılıyor, kimisi de 3. Selim'den itibaren Boğaz'ın tahkimatında bulunmuş olan yerler, 2. Mahmut döneminde devam ettiği bu tahkimat, tekrar elden geçiriliyor. Bir de 20. yüzyıl başına geldiğimizde Boğaz'ın tahkimatı, her iki yakası hem Gelibolu Yarımadası hem Anadolu yakasındaki tahkimatı gözden geçirilmiş ve sağlamlaştırılmış bir halde bulunuyor. Tabii iki taraf tam bahsettik, ittifak ve itilaf tarafı 20. yüzyıl başında artık bu işi siyasi rekabetten öte askeri rekabete götürüyorlar. 1910'ların başına itibaren artık asker alma süreci hızlanıyor. Tersanelerdeki gemi yapımı hızlanıyor. Kısa bir süre sonra Avrupa'da bu iki grubun birbirine savaş açacağı, bir şekilde bir kıvılcımın çakılacağı ortaya çıkıyor. Türk tarafı tabii biliyorsunuz Mehmet Reşat Padişah. Evet. Abdülhamit tahttan indirildi 1909'da 30 Mart olayından sonra ve İttihat Terakki söz sahibi. 1912 özellikle 13'teki Babali baskından sonra İttihat Terakki ülke gündeminde söz sahibi. Emer Paşa, Talat Paşa, Cevat Paşa, Cemal Paşaların olduğu üç paşaların sözü geçiyor genelde. Almanların tabii daha önceki Abdülhamit dönemindeki etkisi kısmen devam ediyor. Fakat şimdi aslında Sami Bey, Çanakkale'yi anlamak için bakın şu Balkan bozgununa da değinmek lazım. Biz genelde tabii 18 Mart'a giriyoruz, Çanakkale'deki kahramanlığımızı ön plana çıkarıyoruz, Çanakkale'de yendik, büyük bir zafer kazandık diyoruz ama 1912 yılında Türk ordusu Bulgarlar karşısında mağlup oldu. Ve biliyorsunuz ta Çatalca'ya kadar çekildik 1. Balkan Savaşı evet. Sonunda. Bütün Batı Trakya'yı Bulgarlar ele geçirdiler 1. Balkan Savaşı'nda. Doğu Trakya'yı ele geçirdiler. Biz perişan olduk. Kaçtık. Bozguna uğradık 1. Balkan Savaşı'nda. Sonra bu Balkan devletleri kendi arasında anlaşmazlığa girince birbiriyle savaşa başladılar biliyorsunuz. Bulgaristan'ın yayılmacı siyaseti karşısında. Yunanistan, Sırbistan, kuzeyde de Romanya devreye girince. Onlar savaşa başlayınca biz bir nevi fırsattan faydalanarak Edirne'yi ve Doğu Trakya'yı geri aldık Bulgarlardan. Evet, Edirne şimdi, Fatihi değil mi? Enver Paşa evet, Edirne Fatihi oldu. Enver Paşa orada tabii rolü var muhakkak. Ön plan çıkıyor o dönemde evet. Balkan Savaşı'nda. Şimdi Balkanlarda Bulgarlardan Yunanların kaçıp mağlup olan bir ordu işte Edirne'yi geri alıyor.
Bunun dışında bir başarısız yok. İki sene sonra, üç sene sonra Çanakkale nasıl bir direniş ortaya koyabiliyor? Yani ve bu Çanakkale cephesindeki askerlerimizin önemli bir kısmı Balkan cephesinde katılmış askerler. Subaylar da, komutanlar da aynı şekilde. Buradaki değişikliğe vurgu yapmak lazım. Eyvallah. Zaten Balkan bozgununu görünce batılı devletler, şimdi buraya geldiklerinde ne diyorlar? İşte 3 günde geçeriz diyorlar. 5 çayını Marmara'da içeriz. İşte 3 gün sonra İstanbul'dayız. Payitahtı yağmalayacağız diye hayal kuruyorlar. Çünkü 2-3 yıl önce Balkan bozgunu yaşamış, Balkan devletlerinden mağlup olmuş bir Osmanlı ordusu var. 600 yıllık bir Osmanlı ordusu daha dünkü devletler karşısında mağlup olmuş. Dünyanın süper gücü İngiltere, Fransa'dan müteşekkil bir donanmanın karşısında ne yapacak? Kağıt üzerinde böyle bir şeyin, zaferin gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Evet. Çanakkale'nin aslında büyüklüğü buradan da kaynaklanıyor. Hocam, öncesiyle... Evet, buyurun. Buyurun. Cümlenizi alayım, tam burada bir es verip hocama bir şey soracağım. Buyurun hocam, cümlenizi tamamlayın lütfen. Yani biz sadece 1915'te cephe açıldı, işte galip geldik, şu kadar zayiat verdikten ziyade öncesindeki durumu iyi bilmekte yarar var. Kendi durumumuzu bilmemiz lazım. Ve sonrasındaki etkilerini konuşurken Çanakkale Zaferi'nin büyüklüğü ortaya çıkacak. Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. Hocam şimdi hocam hem itiraf hem ittifak devletlerinin oluşum süreci ve o süreçte Balkanlarda Osmanlı'nın yaşadığı bozgunu da içine alarak hem tarihi perspektifle 1914 ve 18 o aralığa çok güzel bir özetle getirdiler sağ olsunlar. Evet. İslam dünyasının geri kalanında o esnada durum nasıl? Yani Osmanlı o esnada hani Balkanlarda savaş kaybetmiş bir ülke ama mesela bir taraftan da sınırları Arabistan'a uzanıyor, Suriye içlerine uzanıyor, Mısır o yarımada değil mi? Osmanlı da evet. O esnada. İslam dünyasının geri kalanında o esnada durum nedir? Şimdi Sami Bey, ben de sözlerime başlarken başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sözlerime böyle başlayayım. Eyvallah. Sorunuza gelince Osmanlı coğrafyası dediğiniz gibi geniş bir coğrafya ama hızla toprak kaybedilen bir görünüm de söz konusu. Özellikle halkı Müslüman olan coğrafyalardaki durumun genel anlamda Osmanlı'nın aleyhine dönmüş olduğunu belirtmekte yarar var. Mesela Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'da biliyorsunuz bir asır öncesinden başlayan kayıplar var. Özellikle Mısır bölgesi Osmanlı yönetimi için hep problem teşkil etmişti. Avrupalı güçler uzunca bir zaman Kuzey Afrika'da çok ciddi bir şekilde etkide bulundular. Belki sömürge diyebileceğimiz pozisyona çok fazla dönüştüremediler ama mesela bu savaşların başladığı süreçte, daha sonraki süreçte de mesela Irak cephesinde belki hocamız biraz sonra bahsedecektir. Devamı niteliğinde Birinci Dünya Savaşı'nın içerisinde yer alan Kutul Amare savaşı ile ilgili, zaferi ile ilgili. Mesela Mısır o bölgede ciddi anlamda bir üs olarak kullanılıyor Avrupalı güçler tarafından. Yani sömürge ülkelerinden, topraklarından getirdikleri güçleri oralarda konuşlandırıyorlar, yetiştiriyorlar. Çanakkale savaşları ile ilgili olarak da hepimizin bildiği Avustralya'daki, Yeni Zelanda'daki halkların, İngiltere'ye bağlı halkların özellikle Mısır'a nakledilerek o bölgede yetiştirilip takviye güçler olarak zaman içerisinde Çanakkale savaşlarında, cephelerinde, özellikle kara savaşlarında yer verildiğini çok iyi biliyoruz. Evet. Yani mesela Afganistan, Pakistan, Hindistan coğrafyası, bunların büyük bir kısmı tabii Osmanlı coğrafyasına dahil değiller. Ancak çok yakın komşu bölgeler. Biladuşşam dediğimiz Suudi Arabistan bölgesi aynı şekilde
Kafkaslar dediğimiz bölge aynı şekilde Osmanlı toprakları olmaktan çıkmak üzere yani olan bölgeler. Bu tarafta işler böyle kötü ama diğer tarafta da işler çok yolunda değil. Değil. Çok yolunda değil. Orada da sürekli, Osmanlı ciddi bir aynı, aynen içinde. Sürekli yani çok farklı cephelerde sürekli mücadele vermesi zaten Osmanlı Devleti'ni en çok zayıflatan konular biliyorsunuz. Balkan Savaşları'ndaki kayıplar hocamızın belirttiği gibi Avrupalı güçlerin iştahını fazlasıyla kabartmış durumda. Tabii Avrupalı güçlerin bir de şunu da görmek lazım. Hocam da hak verecektir. Esasında yüzyıllardır kendi aralarında da devam eden mücadeleleri var. Fakat bunların dikkat edilmesi gereken tarafı menfaatlerinin büyük oranda ortak noktalarda bir araya geliyor olması. Yani bunlar aslında Avrupa'ya hükmetmeye aday olmuş Osmanlı Devleti'ni bir şekilde dize getirmek ya da bir şekilde yağmalamak, bir şekilde yok etmek gibi ortak bir ülkeye sahipler. Fakat bunu nasıl yapacaklarına ilişkin planları, programları zaman zaman çakışıyor. Hı hı. Şimdi Rusya'nın bir takım planları var. Evet. Bunu cümle alem o dönem açısından biliyor. Biz de sürekli çocuklarımıza bunu öğretiyoruz. Sıcak denizlere inmek istiyor. Evet. Fransa'nın ciddi bir şekilde yani İstanbul'u merkeze koyan Napolyon'un özellikle argümanları çok kuvvetli. Buraya sahip olan dünyaya sahip olur. Yeni gelişmeye başlayan Almanya'nın ortaya çıkardığı rahatsızlık var. En çok da burada İngiltere rahatsız oluyor. Avrupa'nın lokomotifi pozisyonda olan. İngiltere'nin gücünü hiç yabana atmamak lazım. Neticede ortaya çıkan bütün gelişmeleri, Birinci Dünya Savaşı adına bütün gelişmeleri tabir caizse İngiltere belirliyor. Yani Almanya'yı istemiyor bir şekilde, güçlü bir Almanya istemiyor. Bu nereye varacaktır? Yani ileride Rusya ile birlikte yapılacak ittifaklarda Osmanlı'ya dönük, Osmanlı'ya yönelik gerçekleştirilecek saldırıların, akınların getirilerini tabiri caizse zaten güçlenmekte olup Avrupa'ya hakim olmaya çalışan bir Almanya ile paylaşmak istemeyecek. Evet. Yani bu tarz stratejik hesaplar da eyvallah çok önemli. Muhammed Hocam bağışlasın beni. Böyle biraz biraz katkı yapmak istedim. Eyvallah hocam. Sohbet ediyoruz. Şimdi biraz tarihi geri çevirmiş gibi oldum ama. Eyvallah. Çanakkale Savaşları'nın bir varlık yokluk savaşı olmasını soracağım ama şimdi tam burada hocama dönüp hocam bıraktığınız yerden devamla 1914-18'de o Birinci Dünya Savaşı ve o savaşın içerisindeki Çanakkale Cephesi'nin sizin az önce tarihi arka planını dayandırdığınız noktadaki yerini kaldığınız yerden devam edelim lütfen. Hocama teşekkür ederim. Hakikaten bu gezi paylaşım antlaşmalarına vurgu yaptım. Hı hı. Batılı devletlerin anlaşamadıkları konular işte Boğazlar meselesi, Osmanlı'nın toprakları meselesi. İşte belirtmiş olduğunuz gibi 1854'te Rus Çarı İngiliz Kralı'na paylaşalım dedi Osmanlı Devleti'ni. Hasta adam teşhisini koydu kendisi. İngiliz'e dedi ki hayır paylaşmayalım. Osmanlı Devleti'nin bu şekilde devam etmesi benim menfaatime dedi. 1908'deki Reval görüşmelerine kadar bu aşağı yukarı böyle devam etti. Ama Reval'de gene dünyayı paylaştı bunlar. Rusya ile İngiltere bir araya geldi bildiğiniz gibi. Kafkasları, Orta Doğu, işte Uzak Doğu'yu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki gizli paylaşma antlaşmalarına baktığımız yine İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya arasında yapılan anlaşmalarda hep Orta Doğu, Kafkas bölgesi, işte Anadolu, Boğazlar bölgesi paylaşma yönüne gidiliyor ve bizim dışımızda yapılan anlaşmalarda hep aleyhimize olan bir süreç gelişiyor. Dolayısıyla bu paylaşım sürecini bozan bir yerde Çanakkale duruyor. Evet. Çünkü Çanakkale'de böyle bir zaferin kazanma ihtimali yoktu onlara göre. Biz bütün planları bozduk. Bütün onların öngörmüş olduğu şeyleri tersine çıkardık. Churchill'in zaten ifadesi o çerçevede işte biraz sonra konuşuruz belki.
Şimdi Birinci Dünya Savaşı dediğim gibi iki kutup silahlandığı için ne zaman çıkacağı belli değil. Çıkacağı kesin. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Çünkü mesela Kazım Karabekir Mayıs sonunda Avrupa'ya gidiyor. Osmanlı Genelkurmayı'nda istihbarata görevli Kazım Karabekir. Almanca biliyor. Liman von Sanders Aralık 1913'te Türkiye'ye geldi. Alman askeri heyetin başında kalabalık bir heyetle beraber. Onlarla çalışıyor ve Avrupa'da bir seyahate çıkıyor. Avrupa'nın başkentlerini geziyor, tersanelere geziyor. 40 gün bulunuyor İsmet İnönü'de gidiyor yanında. Sonra ayrılıyor İsmet İnönü ondan. Türkiye'ye geldiğinde de Haziran ayı içerisindeyiz. Enver Paşa diyor ki Kazım Karabekir, Avrupa'da savaşın çıkacağı an meselesi. Herkes hazırlanıyor. Yani bu artık aşikar. İşte Saraybosna'daki suikast bu işi ateşliyor. Ve sonrasında bildiğiniz gibi Temmuz 1914'te 28 Temmuz'da Avusturya, Macaristan ile Sırbistan arasında savaş başlıyor. Tabii Avusturya, Macaristan arkasında Almanya var. Sırbistan arkasında Rusya var. Bu şekilde Avrupa'da savaş başlıyor. Aslında bizim dışımızda bir olay gibi gözüküyor kağıt üzerinde. Onlar birbiriyle savaşa başlıyorlar. 1 Ağustos'ta Almanya-Rusya savaşı ilan ediyor. 2 Ağustos'ta biz Almanlarla biliyorsunuz masaya oturuyoruz. Evet. Bir anlaşma imzalıyoruz. Gizli antlaşma. Orada diyor ki Almanlar işte Ruslarla savaşa girersen ben yardımcı olacaksın diyor. Artık biz Almanya'nın yanında savaşa girmek için bir adım atmış oluyoruz ama bir gün önceki hadiseden Osmanlı yetkilileri haberdar değil. Haber kanalları engellenmiş. Bu tabii Almanların yanında yer almak için bir adım atılmış oldu. Arkasından Gobemi-Breslau'nun 10 Ağustos'ta Çanakkale'ye buraya gelmeleri işin farklı bir boyuta evrilmesine sebep olacak. Artık gidişat aslında bir de tabii İngilizlerin bize bir darbesi var. Onu söylemek gerekiyor. Nedir hocam o? Çünkü biz donanımımız bizim çok güçlü değil. Bakın bizde Mesudiye gemisi var, savaş gemisi. 1874'te aldık Mesudiye savaş gemisini. Ve 1914'te daha işte savaşın başlarında Çanakkale Boğazı'nda burada şu anda Sarı Sığlar mevki dediğimiz sahili bir kilometre mesafede bir yerde artık 40 yıllık bir savaş gemisi olduğu için kullanamıyoruz denizde. Sabit bir yerde bırakarak toplarını kullanmak istiyoruz. Bizim savaş gemilerimiz çok fazla değil, çok güçlü değil. İşte Hamidiye Kruvazörü biliyorsunuz Balkan Savaşı'nda Rauf Bey'in komutasında Yunanlara karşı başarı elde etti. Ama İngiltere, Fransa'ya karşı, ne bileyim Rusya'ya karşı donanmamız çok güçlü değil. O yüzden iki tane gemi sipariş ettik İngilizlere biz. Sultan Osman I ve Reşat diye gemilerini sipariş ettik. O gemiler tamamlandı, yapıldı. Ağustos ayı başında Rauf Vorbay başkanlığındaki heyet Londra'ya gitti. Son taksidi kaldı. 7 milyon pound yanılmıyorsam. Onun parasını da yardımla, destekle, halktan alarak denkleştirdik. Parayı yatırdık. Dekontuda Churchill'in önüne koyduk. Türkiye'ye koydu. Dedi ki paramız tamam dedi, yatırdık. Gemilerde tersanede onlar görüyorlar gemileri uzaktan incelemişler ama içeri girmeleri izin verilmemiş. Diyor ki Türkiye heyeti gemileri alalım. Churchill ne diyor? Olmaz diyor. 3 Ağustos 1914'ten bahsediyorum. Daha biz savaşa girmiş değiliz. Evet. Çanakkale diye bir şey yok daha. Bu İngilizlere büyük bir darbe anlamına gelir. Büyük bir hayal kırıklığı Türk kamuoyunda. Türkiye heyeti eli boş geliyor. Parasını yatırdığımız gemileri, savaş gemileri ihtiyacımız olmasına rağmen alamıyoruz. Bir hafta sonra Gobemi-Breslau buraya gelince İngilizler diyor ki onları geri vermeniz lazım bize. Akdeniz'i takip ettiler Çanakkale Boğazı'na girince. Biz dedik ki hayır veremeyiz. Ne yaptık? İşte 80 milyon mark karşılığında o gemileri aldığımızı söyledik. Osmanlı donanmasına Yavuz ve Midilli atlarıyla kattık. Yani bir nevi İngilizlerden darbe yedik. Almanlar bize iki tane gemi göndermiş oldu. 1914 Ağustos'undan bahsediyorum. Bu tabii kamuoyunda Almanlar lehine bir kanaat uyandırmaya başlayacak. Tabii gidişat artık Türk tarafının
belli bir Türk kesimin tarafını belli etmesi yönünde hızlı bir şekilde gelişecek. Eylül ayında demin bahsettiğim DS kuvvetlerinde İngiliz amirali evet, buradan ayrılacak. Ve Eylül ayında biz boğazları, ticaret gemileri kapatacağız. Çünkü bir Türk gemisi Çanakkale Boğazı'nın dışarı çıkıyor. İngilizler atış yapıyorlar, geri dönmek zorunda kalıyor. Biz de Eylül sonunda Sami Bey boğazları evet, kapatıyoruz. Hocam biraz hızlandırabilir miyiz bu süreci? Yani zafere gelemeyeceğiz diye endişe ediyorum. Programın üçte birli kısmını geride bıraktık. Evet, buyurun. Buyurun. Boğazları kapatınca tarafımızı bir nevi belli ettik. Amiral Zuşon, Gobern Bereslav'ın komutanım, Osmanlı donanmasında önemli bir görevde Marmara'da talimlerde bulunuyor. Ve Ekim ayı sonunda Karadeniz'e çıkıyor. Karadeniz'de işte 27-28 Ekim'de, 29 Ekim'de Rus limanlarını bombalayınca Türk tarafı fiili olarak savaşa girmiş oluyor artık. Evet. Resmen savaşa girmiş değiliz. Ve bu tabii Karadeniz olayı Osmanlı Devleti'nin sonunu getirecek olan bir sürecin başlamasına sebep oluyor. Çünkü biz artık Birinci Dünya Savaşı'nda kendimizi bulacağız. Ve Birinci Dünya Savaşı sonunda bildiğiniz gibi Montrose Ateşkes Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalacağız. Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çıkmasına sebep olacak bir sürecin başlamış olduğunu görüyoruz. Eyvallah hocam. Çanakkale nerede burada? Çanakkale daha yok. Ama biz Karadeniz'de Rus limanlarını bombalayınca 3 Kasım 1914'te İngiliz donanması Seddülbahir Kalesi'ni, Ertuğrul Tabyası'nı bombardımana tabi tuttu. Ya bu esnada Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale tam burada devreye girdi. Girdi. Evet. Fiilen savaştayız ama resmen 10 Kasım'da, 14 Kasım'da ilan edeceğiz biliyorsunuz evet, cihad heyetleri. O zaman savaşa gireceğiz. İngilizler daha bizim düşmanımız değil. Ama İngilizlerin müttefiki olan Rusya'yı biz orada bombalayınca İngilizler intikam almak için Seddülbahir Kalesi'ni bombaladılar. Biliyorsunuz cephaneliğe isabet ettiği için mermiler, büyük bir patlama, askerlerimiz paramparça oldu. Evet. Kemiklerini topladılar, defnettiler. Subaylarımız da 81 er 5 subayımız şehit oldu. Çanakkale'de savaşın ilk şehitleri bu şekilde verilmiş oldu. Çanakkale cephesi daha açılmış değildi. Ama artık bu görünen bir hal alıyor. Evet hocam. Çanakkale Mevki Müstahkem Komutanı 18 Mart Kahramanı Cevat Paşa diyor ki 3 Kasım saldırısı bizi uyandırdı diyor. Bu tarihten sonra 18 Mart'ta kadar olan süreçte Boğaz'ın tahkimatı hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Toplar yenilenecek, topların bakımı yapılacak, yeni toplar getirilecek. Deniz mayınlarla döşenecek ve kıyı bölgesi savaşa hazır hale getirilecek. 3 Kasım saldırısı Türk tarafına bunu yaptırtıyor, bunu hızlandırtıyor. Eyvallah hocam, teşekkür evet, ediyorum. Döneceğim, tekrar devam edeceğiz. Şimdi Eyüp hocam, Çanakkale savaşlarının hem ülkemiz için hem de İslam dünyası için hocam da vurguladı, orayı açmış oldu. Önemi nedir? Çanakkale için hani bir varlık yokluk savaşı diyoruz çok evet, zaman. Neden böyledir? Bir de Mehmet Akif Ersoy'un Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı diyerek Bedir'le Çanakkale'yi böyle bir karşılaştırmaya tabi tutması. İşin o tartışma Bedir benzetilir mi kısmını kastetmiyorum ama evet, buradaki o karşılaştırma ne mana ifade etmektedir savaşın ve Çanakkale'nin önemi açısından? Şimdi Birinci Dünya Savaşı olarak baktığımızda karşımızda 4 yıllık bir zaman var en azından. Çanakkale savaşları açısından bakarsak 7-8 ay belki biraz daha fazla bir zaman hı, diliminden bahsediyoruz. Şimdi biz bunları tabii böyle konuşurken bir çırpıda söyleyip geçiyoruz. Evet, hatta ben hocam hızlandıralım falan diyorum yani. Yani ama evet, yani o süreci hani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz biraz daha rahat çabucak fark etsin diye bu kaygımız. Eyvallah. Ama işin özünde her bir günü
belki aya, yıla bedel zaman dilimlerinden bahsediyoruz. Şimdi dediniz ya, Osmanlı Devleti için ölüm kalım evet. meselesi mi bu? Gerçekten böyle. Yani bunun şakası yok. İslam aleminin lideri, öncü bir devleti olan Osmanlı Devleti'nden bahsediyoruz. Hali hazırda hilafet kurumuyla bütün Müslümanları temsil eden bir devletten bahsediyoruz. Bir Osmanlı padişahından bahsediyoruz. Bu savaşların az önce bahsettiğimiz gibi çok ince hesaplarla ortaya çıkarılıp geliştirildiğini ve her bir cephede farklı hesapla, yani bir böyle bir tarafından tutup nasıl zayıflatabiliriz? Yani benzetmek biraz şey kaçıyor ama belgesellerde biliyorsunuz bu noktada hani bazı şeylerin güçlü canlıların güçsüz canlıları yok etme çabası ile ilgili ve birlikte hareket etmesiyle ilgili durumu zaman zaman böyle içimiz kıyılarak izleriz. Öyle değil mi? Evet evet hocam. Şimdi Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aslında güçlü de olsa, büyük bir devlet de olsa güçlenmeye çalışan pek çok yapının aynı tavrı sergilediğini görüyoruz. Hatta bu genel olarak nasıl yapılır? Yani gücün yetmiyorsa birleşirsin ya da bir sürü entrika yaparsın. Bir şekilde yolunu bulmaya çalışırsın. Yani bunun İslam tarihinde pek çok örneği var. Onlara zaman yeterse gireriz, anlatırız. Fakat bu dediğimiz noktada geçmek bilmeyen vakitler, imkansızlıklar içerisinde yürütülen mücadeleler, yani Anadolu başta olmak üzere İslam coğrafyasından ulaşılabilen yerlerden toplanmaya çalışılan askerler, maddi imkanlar, yani yoğunu sanki var etmeye çalışan, aslında yok evet. ama insanlar son kullanacakları neleri varsa tabiri caizse onları o savaşta, orduda ne lazımsa ona dönüştürerek bir şekilde cepheye ulaştırıyor. Aslında böyle bir süreçten bahsediyoruz. Yani 4 yıl sonunda yani fiili olarak Osmanlı Devleti'nin bittiği bir Mondros Ateşkes Anlaşması var. Çanakkale Savaşları bu 4 yılın içerisinde başarıyla en azından püskürtülmüş bir zaman dilimi. Bu neleri geciktirmiş? İşte en azından İstanbul'un işgaliyle ilgili, Anadolu'nun işgaliyle ilgili süreçleri biraz daha geciktirmiş. Osmanlı Devleti'nin ve diğer katkı sunan Müslüman halkların güç birliği yaptığında neleri ispatlayabileceklerini ortaya koymuş. Fakat ne yazık ki Mondros, Muhammed Hocam belki biraz daha şartlarını açacaktır. Osmanlı Devleti'ni henüz daha ölmeden mezara koyma girişimidir. Evet. Ve şartları biliyorsunuz resmi olarak şey kazanmadan, yani bir ateşkes anlaşması neticede ama bizzat masaya oturulup bir yürürlüğe konması ile ilgili yeni bir süreç gerektirmektedir. Alelacele Osmanlı Devleti'nin paylaşılması ile ilgili girişimlere dönüşmüştür akabindeki çaba. Bunları gördüğümüzde, baktığımızda, değerlendirdiğimizde başlangıçta bahsettiğimiz o niyetlerin büyük bir sabırsızlıkla büyük güçler tarafından, ki buna zamanı ve fırsatı gelse ittifak devletlerinin de dahil olabileceğini biliyoruz. Evet. Osmanlı Devleti'nin yanında olmasına rağmen, ki bununla ilgili de başka yorum ve değerlendirmeler zaten var. Evet. Hocam şunu sorayım. Hani o Mehmet Akif'in şiirindeki o vurgu var ya evet. Bedir'le ilgili. Bedir de böyle bir varlık yokluk savaşı mıydı Müslümanlar için? Hani o günün şartlarında hem evet. güçler dengesi itibariyle bir benzeşme kurmak mümkün mü? Evet. Bir de Hazreti Peygamber'in o Bedir'de, ya Rab eğer bu ordu yenilirse senin adını yeryüzünde anacak kimse kalmayacak. Kalmayacak. Şeklindeki. Şimdi
sözleri. Sami Bey, bu yıl İstiklal Marşı yılı. Evet. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u da yine analım. Ruhu şad olsun. Amin. Bedir'in aslanları tabirini kullandığında da hakikaten döneminde de eleştiri almış rahmetli. Tabii bunu bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Yoruma da açık bir konu. Şimdi Bedir Savaşı Peygamberimizin ve Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı esasında hicretten sonra toparlanıp yeni bir güç birliği haline gelip verdikleri ilk sınav. Bunun için çok önemli. Evet. Son sınav değil. Daha sonra defalarca karşı karşıya geliyor iki taraf, biliyorsunuz. Ancak bunun ilk mi son mu olacağını kimse bilmiyor. Bu açıdan çok önemli. Evet. Bedir Savaşı'nın sonucu Müslümanlara, Peygamberimize büyük bir moral verdi. Artık bundan sonra neler yapılabileceğini görmeye başladılar. Ve hatta biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda uğranılan kısmi zafiyetle bile uyarılma söz konusu oldu. Ha, burada nedir? O zaman hem ilahi yardıma olan inancın ve güvenin yerinde tutulması gerekiyor sürekli bir şekilde. Hem de rehavete kapılmadan, kendine de fazla güvenmeden o kıvamı ruhiyatında yaşatman gerekiyor. Bedir böyle bir şeydi. Çanakkale bu açıdan benziyor. Bu açıdan benziyor tabii ki. Yani bir ölüm kalım meselesiydi işin açıkçası. Evet. Buna rağmen hani 1915 yılında 18 Mart deniz zaferiyle ilgili, ondan sonra kara savaşlarında elde edilen geçit verilmeyen mücadeleyle ilgili bir tarih yazdık. 253 bin şehit verdik. Yani çok büyük zaman dilimlerinden, sayılardan bahsediyoruz insan kaybı olarak da. Haliyle bu açıdan baktığımızda Bedir zaferiyle, çabasıyla, ruhuyla çok örtüşen bir durumdan bahsediyoruz. Eyvallah. İfade ettiğiniz gibi hocam, yani o Bedir'de sonunun ne olacağı bilinmiyor ama o Bedir zaferi bir moral ve motivasyon sağlıyor. Uhud'u, Hendek'i getiren ruh ve motivasyon oradan neşet ediyor. Çanakkale zaferinin de böyle bir tarafı. Kesinlikle. Var. Kesinlikle. Burada ben Muhammed Hocam'a döneyim. Muhammed Hocam, şimdi Kasım, Aralık itibariyle artık Çanakkale'de yoğunlaşan bu savaşın Mart'a kadar gelinen o sürecinde yaşananları bize birkaç dakika içerisinde özetlemeni istesem, sonrasında da araya doğru geliyor vaktimiz. Zafer'e gelelim ve bu bıraktığımız yerden nasıl bir moral, motivasyon sağladı onu konuşalım. Hem Monros'la ilgili buyurun hocam. Sonunda yakın, hatırlatırsanız milli mücadele etkisi Monros'u. Onu mutlaka konuşalım hocam. Çok güzel olur. Söylemek istediğim şeyler var. Tamam hocam. Bedir'le ilgili de konuşmak isterim ama bilmiyorum. Buyurun hocam, buyurun. Olursa. Sohbet ediyoruz, buyurun. Şimdi ben tarihçiyim tabii, edebiyatçı değilim. Ama dinlediğim kadarıyla edebiyatçıları bu Akif'in edebi bir metni, şiiri ve bir benzetme yapıyor. Çanakkale yine hocamın belirttiği gibi yani bir dönüm noktası. Milli mücadele döneminde Yahya Kemal demedi mi? Galip et ya Rab, bu son ordusu İslam'ın. Evet. Hakikaten biz Türk milleti olarak bin yıldır neredeyse İslam'ın bayraktarını yapan bir milletiz. Bu görev bize tevdi edilmiş. İşte Turu Bey Bağdat'a gittiğinde halife ona o unvanı verdikten sonra ki başlayan süreç. Yani biz dünyada bir kişi Müslüman olduğu zaman Türkleşti ifadesini kullandı Batılılar. Biliyorsunuz yani bu konular herkesin malumu. Dolayısıyla Çanakkale'deki mücadele, Doğu ile Batı'nın kavgası, İslam'la işte Haç'ın kavgası. Hak'la batılın kavgası. Hak ile batılın kavgası. O yüzden biz burada mağlup olduğumuzda, şimdi diğer savaşlardan farkı var Çanakkale'nin.
Yani burada Çanakkale bir paye çıkarmak için bunu söylemiyorum. Şimdi Sarıkamış'ta biz mağlup olduğumuzda Erzurum'a çekiliriz. Erzurum'da mağlup olduğumuzda Erzincan'a çekiliriz. Çanakkale'de siz mağlup olduğunuzda İstanbul, kalbiniz gidiyor. Payitaht merkeziniz gidiyor. Başka bir gidecek yeri yok. O yüzden burası son kale olduğu için burada zafer kazanmak zorundasınız. Bakın işte 3 dakika sonra öleceğini biliyor. Gözünü kırpmadan gidebiliyor. Evet. Ve arkasındakileri düşünmüyor. Çünkü burası düştüğü zaman devlet düşecek, din düşecek. İslam dünyasının nazarı burada. Bütün Müslümanlar buraya bakıyorlar. O yüzden Akif yani abartıya kaçmış olabilir ama Bedir Savaşı tabi işte anlattığı hocamız İslam tarihi için dönüm noktası. Çanakkale'de bu anlamda dönüm noktası olduğu için buna vurgu yapıyor. Evet. Ki Uhud'dan da bahsetti hocamız. Ben size şunu söyleyeyim bakın. Hilmi Bey batarya komutanı 105 Hilmi Bey Mecidiyet Abyası'nda 18 Mart saldırısından önceki günlerde orduyu harekete geçirmek için, moral motivasyonu sağlamak için bakın ne diyor. Düşmanın boğazdan geçişiyle vatanımız ve İslamiyet alçalma derecesine düşecek. Boğazın muhafazasında ise elde edecek kazançlar milletin şerefini kurtaracağı gibi bütün İslam aleminin kalplerinde hasıl olacak minnettarlıktan dolayı vicdani ödül olacak. Gazamız Allah ve peygamberimizi hoşnut edecektir diyor. Hilmi Bey hatıratında bunu yazıyor. Ve bakın ne diyor? Hocam belki ayeti de hatırlar. Diyor ki askeri savaşa hazırlamak için yaptığı konuşmanın sonunda Uhud Savaşı'nda indirilen ayet bizim için de geçerlidir. Çünkü Allah'ın lütuflarına sığınıp her şeyi ondan isteyeceğimiz için mermilerimiz bizi dahi vasıta ederek Cenab-ı Hak tarafından atılmış olacak ve daima hedef isabet edecektir. Mecidiyet tabiasından bahsediyoruz arkadaşlar. Mecidiyet tabiası kahraman bir tabia ve Seyit Onbaşı'nın ve arkadaşlarının olduğu tabia. Savaşın sonunda 18 Mart'ın kazanmasında kahramanlık ortaya koyan askerlerin isimleri istendiğinde 56 askere taltif buyurulacak hükümet tarafından 39'u Mecidiyet tabiasında bulunan askerler. Ve Seyit Onbaşı'nın yaptığı kahramanlığı işte burada belirtmek eyvallah. Tabii ki gerekiyor. Son cümle Hilmi Bey'in. Buyurun inşallah hocam. Pek yakında düşmanın en büyük ve kıymetli gemilerini denizin dibine kendilerini de dışarıya atacağız diyor. 18 Mart'tan önce söylenmiş ama sanki 18 Mart'ı Hilmi Bey görmüş gibi söylüyor ve askerleri motive ediyor. Hakikaten de bu gerçekleşiyor 18 Mart'ta. Eyvallah. Hocam araya gitmeden birkaç dakikamız var. Şunu sormak istiyorum. Çanakkale Savaşı'nı kazandıran ruh, bu zaferi getiren ruh nasıl bir ruh? Hocamın da altını çizdiği bu inanmışlık, bu motivasyon, buna biraz bize değerlendirebilir misiniz bunu? Şimdi Sami Bey, biz biliyoruz ki bizim yöneticilerimiz, yani askerlerimizin başındaki komutanlarımız, onların başındaki devlet yöneticileri esasında silsileten karşı karşıya olduğumuz durumu, tehlikeyi aktarıyorlar. Yani neticede ortak bir bilinç bu noktada oluşturuluyor. Geçmiş zamanın şartları belki halkla iletişim, halkın bilinçlendirilmesi noktasında bu noktalarda hani çok zayıf olduğu düşünülebilir. Ama bir dönem itibariyle meselenin cihat ilan edilmesi şeklinde bir durum var. Yani bu devletin seferberlik ilan etmesinin dini şekli. Yani belki de bu tarz yaklaşımlar, bu tarz ifadeler resmi ağızdan yapılanların çok ötesinde etki doğuruyor. Yani hocamız az önce bahsettiler. Türk olmak, Müslüman olmakla eşdeğer. Bu Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu coğrafyada yüzyıllarca böyle devam etti. Şimdi
Dolayısıyla çok harekete geçirilmesi zor olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Yani bu tarz tehlikelerin olması durumunda hemen her yerde ortak bilinç harekete geçiyor ve bu noktada bir güç birliği ortaya çıkıyor. İslam eğitim öğretim noktayı nazarında birikimli toplumlardan, halklardan bahsediyoruz. Hangi etnik kökenden olursa olsun Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu coğrafyada bir İslami şuur var, bilinç var. Din ve mukaddesat denince aynen. Akan suların durduğu bir toplum. Akan sular duruyor. Yani bunları biz aslında cephede karşı karşıya gelen farklı bölgelerden bir araya gelen askerlerimizin ortaya koymuş olduğu ortak tavırda anlattıklarında bu Çanakkale cephesinde özelinde konuşursak bugün programımız bu. Eminim ben inanıyorum bütün cephelerde aynı şeyler yaşandı. Yani düşünebiliyor musunuz askerlerimiz, büyüklerimiz, ecdadımız yeme içme ile ilgili bütün sıkıntıları çekiyor. Son şeyde gideceği yerde, bölgede artık geri dönmesi mümkün değilken o gün yiyeceğini yemiyor. Kıyafetini çıkarıyor gidiyor benden sonrakiler kullansın falan diye. Yani af buyurun iç çamaşırlarıyla ilgili bunların hiçbirisi efsane bilgiler değil, efsaneleştirilmiş hususlar değil. Yaşanan şeyler. Yaşanan şeyler. Çünkü canlı şahitleri var. Gazilerimizden 10 yıllarca milletimiz dinledi bunları. Hala hayatta olanları var mı bilmiyorum Çanakkale gazilerimizden. Ama yakın zamanlara kadar kayıt altına alınıp bunlar anlatıldı, yazıldı, çizildi. Onun için yani mühimmat tedarikinden tutun, erzak, yeme, içme meselelerine varıncaya kadar ve cephelerde ibadetlerini ihmal etmeyen askerlerimiz, ecdadımız, bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimizde büyük bir medeniyet tasavvurunun yansımasını aslında görüyoruz. Yani hem savaşta hem barışta bu vardır demek. Çanakkale zaferinin yaşandığı o Mart ayında özellikle 18 Mart'ı biliyoruz biz tabii. Deniz zaferinin yıl dönümü. Tabii bir de kara zaferleri var. Ama az önce Eyüp Hocam da altını çizdi özellikle. Aylar süren bir süreçten bahsediyoruz. Biz bir çırpıda mesela bugün İşte 80-90 dakika içerisinde anlatmaya çalışıyoruz ama aylar süren o kadar çok büyük hikayelerin, destanların yazıldığı, yoklukların yaşandığı bir zamandan bahsediyoruz. O aylar süren bir savaş süreci var. Bu aylar süren süreci tabii daha zipleyerek yine ben mecburen sormak zorundayım. Yokluk ve imkansızlığın boyutları nedir hocam orada ve bu imkansızlık ve yokluğun ortasında Osmanlı Devleti'nin ordusu Çanakkale'de neyin savaşını vermekte ve bu verdiği savaşta yokluk ve imkansızlık bu insanları hiç mi bu mücadeleden alıkoymuyor? Evet, isterseniz savaşın gidişatı ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Sonra buyurun, buyurun hocam. Savaştaki yaşanan sıkıntılara geleyim. Şimdi 1915 yılı başında Çanakkale cephesi açılması kararı İngilizler tarafından veriliyor savaş konseyinde. Fransızlar da buna iştirak edecekler. Ve büyük bir donanma hazırlanıyor. Türk tarafı demin de bahsettiğim gibi hazırlığını yaptı. Artık düşmanı bekleyecek. 19 Şubat'ta il büyük saldırı gerçekleşiyor Boğaz'a ve Sedülbayır bölgesinde Ertuğrul işte tabyası var. Anadolu yakasında Kumkale ve Orhaniye tabyası var. Bu bölgeye saldırıda bulunacak. Tabii deniz muharebeleri esnasında deniz cephesindeki olaylara baktığımızda 18 Mart'ta bu çerçevede konuşabiliriz. İngilizlerin önemli üstünlükleri söz konusu. Bir tanesi onların gemilerindeki toplar çok güçlü. Atış menzilleri 20 kilometreyi geçebiliyor. Ve topları attığı mermilerin sayısı fazla. Ellerinde bir nevi sınırsız denilebilecek sayıda bol miktarda var.
Ve karşılarında mağlup olmayan, kendileri mağlup olmayan bir donanma durumunda. Türk tarafında ise Boğaz harekatına baktığımızda bizim topların atış menzili 13-14 kilometreyi ancak buluyor etkisi itibariyle. Daha fazla ileriye atış yapamıyor. Ve bizim elimizdeki top mermileri sınırlı. Onları dikkatli kullanmak zorundayız. Verilen talimat da o şekilde. Günlük işte şu kadar atmak durumundasın, daha fazla atamıyorsun. Yani bizim tarafta, Türk tarafında böyle bir durum söz konusu. Düşman tarafında ise bol miktarda cephane ve mühimmat söz konusu. Tabii 18 Mart'ı aslında biraz üzerine durmak lazım. Buyurun, Bey. Buyurun hocam. 18 Mart gerçekten bugün itibariyle şehitleri anma günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi olarak bütün ülkemizde kutlanıyor. Ve ilk defa biz 18 Mart'ta dünyanın süper bir donanmasını, büyük bir armadasını mağlup ettik, durdurduk. Bu yani kara harekatındaki zaferlerimizden önce yaşanan ilk hadise olduğu için bence çok önemli. Görünen fiziki şartlar itibariyle böyle bir şeyin yaşanması mümkün ve muhtemel değil, değil mi hocam? Değil. Zaten Amiral Garden, İngiliz itiraf işte donanmasının başında. Bir de tabii Churchill faktörü var. Churchill diyor ki bizim donanmayı görünce Türkler kısa zamanda teslim olacaklar diyor. Yani peki diyorlar karadan destek falan gerekir mi Türkleri mağlup etmek için? Gerek yok diyor. Yani bu büyük donanmanın karşısında hiçbir güç dünyada duramaz. Zaten 2-3 yıl önce Balkanlarda bozgun uğramış bir milletten bahsediyorsunuz. Kimden bahsediyorsunuz? Yani doğru düzgün denizde zaferi yok, başarısı yok. Yani dıştan baktığınızda İngilizler böyle kendilerini kibirli görüyor, büyük görüyor. Ama işte hesaplayamadıkları şey şu, karşılarında vatanını savunmak zorunda olan ve gözünü hiçbir şeyden sakınmadan savaşacak olan bir ordu var. Yani bu onların kafasındaki zayıf, güçsüz bir ordu imajı değil diyeyim. Arkada Türk'ün damarına bastığın zaman savaşta neler ortaya koyabileceğini anlamadılar. Bakın Hamilton kara harekatı esnasında diyor ki bombalıyoruz diyor tepeleri. Arada Türk ve İngiliz siperler arası mesafe olduğu zaman ilk önce atış yapılıyor Türk siperlerine. Çok yakınken atış yapılmıyor. Hem onlara zarar gelebilir diye. Biz diyor bombalıyoruz diyor. Ordumuz gidiyor diyor. Gene Türkler geliyor diyor. Bir tabur, bir birlik gidiyor, ölüyor. Bir başkası geliyor diyor. Gebe dağlar diyor, Türk doğuruyor diyor. Yani biz bir ölüyoruz, bin diriliriz gibi bir mana çıkıyor burada. Çünkü evet, bahsettik ya, bu son kale olduğu için yani bizim bir şekilde cephede malum birçok sıkıntıyla karşılaştık. Susuzluk mesela bizim için çok büyük sıkıntı ki karşı taraf için de bu herkese geçerli olan bir şey. Yazın sinekler her tarafta uçuşuyor. Yemek yerken ağzınıza sinek geliyor. Yani çok temizlik bakımından çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yani cephede her zaman tabii sıcak yemek gelmesi mümkün değil. Bazen hastanelerimiz mesela bombalandı. O da ayrı bir konu bakın. Savaşta savaş kurallarını çiğneyerek İngilizler, Fransızlar hastanelerimizin, Hilal Ahmer hastanelerimizi ve gemilerimizi, hasta yaralı taşıyan gemileri bombaladılar. Yani savaş hukukunu çiğneyerek bunu gerçekleştirdiler. Akif'in belirttiği medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar meselesi hakikaten burada tezahür ediyor Çanakkale Savaşı'nda da. Kendileri o kurallara tabi olmuyorlar ve maalesef çok kuralları dinlemeden hareket ediyorlar. Türk tarafına büyük zayiat verdiriyorlar. 18 Mart'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Hocam Bey, buyurun 18 Mart'la ilgili söyleyeceklerinizi alayım, sonra hocama döneceğim. 18 Mart'ta sabah saatlerine itibaren Boğaz'a giren donanmanın Türk tarafının Anadolu yakasında Anadolu Hamidiye, Çimenlik, tabii en önemlisi Dardanos bataryası var.
Kepez bölgesinde. Çanakkale Boğazı'na giren donanmanın ilk hedefinde olan yer orası. Bir çıkıntı çünkü orası. Ve oraya bir kaynaktaki ifadeye göre 4000 mermi düşüyor. Ve o tepe dümdüz hale geliyor. Cevat Paşa, Hasan Bey'in ve Mefsuf Bey'in oradaki batarya komutanları olan iki subayımızın kahramanlığını bildiği için ikisi de şehit oldu 18 Mart'ta. Cevat Paşa başkomutanlığa yazıyor. Diyor ki Dardanoz Bataryası'nın ismi diyor iki kahramanın ismi yaşasın diye kıyamete kadar Hasan Mefsuf Bataryası şekli değiştirmesini teklif ediyor. Böyle bir kahramanlık var burada. Mecidiye'de de Seyit Onbaşı işte top mermilerini kaldırdığını biliyoruz. 215 kilo, 190 kiloluk mermileri bir tane değil birçok mermiyi arkasına alarak, koltuk altına alarak top mermisine götürüyor. Arkadaşları da yardımcı oluyor bu çerçevede. O bilgiye de sahibiz diğer küçük mermileri. Yani böyle komutanından en düşük erine kadar bir büyük felakarlık ve kahramanlık ortaya konuluyor. Ve 2-3 saat boyunca Türk tarafı bombalanıyor. Hiçbir karşı atış konulmadığı için İngilizler diyorlar ki biz savaşı kazandık 18 Mart'ta. Niye Türk tarafı atış yapmıyor? Çünkü atış menziline girmedi düşman gemileri. O yüzden atış yapmıyor. Atış menziline girdikten sonra bir de saat 2'de bu ve battıktan sonra savaşın seyri değişecek. Ve akşam olduğunda 3 tane büyük savaş gemisi denizin dibinde, 4 tane büyük savaş gemisi de savaşın dışına çıkmak zorunda kalacak. O yüzden Amiral Dürobek donanmasına geri çekil emri verecek. Bakın burada şu faktör de var. Amiral Garden harekatı yürütecek olan komutan 19 Şubat'ı yapmış, 25-26 Şubat'ı yapmış, 18 Mart'ı yapacak. Bir hafta 10 gün sonra diyor ki ben rapor alıyorum diyor, Londra'ya gidiyorum diyor. Evet. Yani Çanakkale Boğazı bir girdap gibi benim kanaatimce değerlendiriliyor. Boğazın her iki yakası çok iyi takip edilmiş ve Türkleri bu şekilde yani kara ordusu olmadan denizden giderek mayın var mı tam yok mu tam bilemeden Amiral Garden diyor ki ben gidiyorum diyor, rapor alıyor diyor. Psikolojik bunalıma giriyor ve gidiyor. Onun kurmay başkanı işte yardımcısı Amiral Dürobek savaşı yönetecek. Tabii Nusrat yardıma geldi. Allah'ın Nusrat'ı. Evet. Nusrat'ın dönmesi olduğu mayınlar devreye girdi. Çanakkale 18 Mart zaferin kazanılmasında. O da ayrı bir kahramanlık. Eyvallah hocam. Burada Hakkı Bey'i, Binbaşı Nazım Bey'i, diğer gemi personelini, bütün gemi personelimizi, bütün topçularımızı, bütün komutanlarımızı, Mevki Müstahkem Komutanı Cevat Paşa'yı, onun yardımcısı Selahattin Adil Paşa'yı. Çünkü bakın Mustafa Kemal Paşa'yla Cevat Paşa Ecevat'ta buluştular sabah saat 8'de. Kirte'ye gittiler, Alçıtepe'ye gittiler. Saat 2'ye kadar Çanakkale'deki savaşı yöneten Selahattin Adil Paşa'dır. Adil Bey'dir. Daha sonra Paşa olacak. Cevat Paşa, Cevat Çobanlı Paşa 2'den sonra geliyor ve savaşı o yönetiyor. Bugün üniversitemizin sınırı içerisinde bulunan gözetleme yerinden Hacıpaşa Çiftliği'nin tarafından savaşı yönetiyor Adil Bey de onun yanında. Yani 18 Mart'ta Cevat Paşa'nın, Adil Bey'in, Selahattin Adil Bey'in, diğer komutanlarımızın ve erlerimizin, topçularımızın, deniz mayınlarını döşeyen askerlerimizin hepsinin katkısı var, rolü var. Evet. Hepsini rahmetle ve minnetle anmak lazım. Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. Hepsinin ruhuna rahmet olsun. Bu vatan bugün onların sayesinde bizim için ayakta elhamdülillah. Şimdi hocam tabii yani Çanakkale söz konusu olunca konuşulacak şey çok fazla. O yüzden de ben mesela hazırlıklarımın içerisinden hangisini soracağımı da bu manada zorlanıyorum. Hangisini soracağımı seçmekte. Şimdi yokluk ve imkansızlık dedik, o başlığı açtık hocam. Onunla ilgili bir takım vurgularda bulundu. Sizin oraya eklemek istedikleriniz olabilir. Varsa onları almak istiyorum. Bir ikincisi, din, iman, vatan, bayrak denince, hak denince bu uğurda gözünü kırpmadan can veren yüz binlerden bahsediyoruz hocam. Yani rakamı telaffuz etmek çok kolay ama yüz binlerden bahsediyoruz ve çağın en modern silahlarının karşısında savaşan
yokluk içerisindeki insanlardan bahsediyoruz. Bu açıdan değerlendirdiğinizde siz Çanakkale'de, Çanakkale Zaferi'nde neler görüyorsunuz? Hem bir milletin vatana, dine, bayrağı, mukaddesata olan düşkünlüğü bağlamında, hem o yokluğun içerisinde çağın en modern silahlarına karşı verdikleri mücadele bağlamında. Şimdi Sami Bey, meseleyi şöyle açalım isterseniz. Buyurun. Yani olması gereken yere getirmiş de olalım biraz. Bizim için yani özellikle Müslüman Türkler için vatan, bayrak, millet olduğunda gerisi teferruattır diye bir inancımız var değil mi? Sözümüz var. Evet. Bu hakikaten belirleyici, örnekleri çok. Ben buraya şunun için giriyorum. Esasında bu destanı yine kendine yakışan bir üslupla şiirleştirmiş Mehmet Akif Ersoy. Tabii. Çanakkale Şehitlerine adlı şaheserlerinden biri. Şaheserine döneceğim. Burada vurgulamak istediğim şey esasında bir kimlik meselesi. Hı hı. Ya biz bu kimlik meselesine tarih boyunca odaklandık. Odaklanmamız da gerekiyor çünkü karşımızdaki farklı kimlikler esasında bu kimliği bir açıdan da besliyor. Belki bizim duruşumuz da onları besliyor, besledi. Hı hı. Yani nerelere götürebiliriz? Şöyle bir baktığımızda, yani İslamiyet'in varoluşu, gelişmesi, Müslüman milletlerin dahil olması sürece ve her birinin farklı katkılarda bulunması, ortak kutsal mekanların belki bu anlamda önemli bir rekabet alanına dönüşmesi ve tarih boyunca Haçlı Seferleri diye tırnak içerisinde kayıtlara geçmiş olan hedefi belli, muhatabı belli seferlerin izahı söz konusu. Bunları anlamak söz konusu. Bunların kayıtları var karşımızda. Şimdi ben böyle satır satır incelemeyi severim. Hepsini ifade edecek değilim ama Çanakkale Şehitlerine şiirinde merhum Akif'in şu tanımları, şu yani özenerek kullandığı kelimeleri benim bahsettiğim kimlik meselesiyle çok doğrudan ilgili. Mesela diyor ki ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Yani burada ne yapıyor? Esasında karşımızdaki bir medeniyeti ki bu genel anlamda Batı medeniyeti oluyor. Hayasız buluyor. Evet. Yani az önce hocamın bahsettiği hastaneleri bile vuracak kadar vicdandan, merhametten yoksun. Aynen. Savaş hukukunu hiçe sayan bir medeniyet. Aynen. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı bir vahşet temsili görüyor Batı medeniyetinde. Ya bu kelimeler hani okunup geçme, vur işte sen güzel okudun, ben güzel okudum meselesi değil bu şiirler. Her bir kelimesi seçilmiş. Tabii ve bunlar insanımızı, gençliğimizi, yeni neslimizi tabiri caizse kilim gibi dokuyor. Yani dokumak üzere kaleme alınmışlar. Yine Batı medeniyetiyle ilgili dedirir yırtıcı. Yani öyle bir tavır sergiliyor ki bunlara siz ancak yırtıcı hayvana kullandığınız bir ifadeyi kullanırsınız. His yoksulu, sırtlan kümesi. Yani ben bunlar şok edici ifadeler, çok farkında olunması gereken durumlar. Belki dönemin şartları gereği böyle sert ifade edilmesi gerekiyordu bunlar. Hı hı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle de çok bir şey değişmedi aslında. Yani biz bugün belki diplomatik dillerle bir şeyleri ifade etmeye çalışıyoruz ama yani Fukuyama'nın, ondan sonra Huntington'ın medeniyetler çatışması mı değil mi bilmem ne mi meseleleri gündeme geldiği günden itibaren, 93 yıllarından itibaren Cumhuriyet tarihimizin öncesini ayrı değerlendirelim, sonrasını ayrı değerlendirelim. Neden böyle diyorum? Çünkü biz Osmanlı Devleti'nin varisiyiz. Evet. İsteyen kabul etsin, isteyen etmesin. Biz varisiyiz Osmanlı Devleti'nin.
Ve dünya bunu bize hatırlatıyor. Biz değiliz desek de dünya, Batı medeniyetinin temsilcileri özellikle bunu bize hatırlatıyor her defasında. Çanakkale'de yaşanan da bu. Her defasında tabii ki. Evet. Yani biz dolayısıyla bu hatırlatmalara maruz kalmadan ya da bunları bilinçli bir şekilde karşılayacak şekilde yaşamalıyız. Ha, sürekli gerginlik mi, sürekli kasılma mı? Hayır, böyle bir şey değil. Ancak kimlikler böyle bir şeydir, böyledir. Yani siz üzerinizden atamazsınız. Ne kadar yeni cumhuriyetle ilgili olarak fikri tartışmalar yapılmış olsa da Osmanlı Devleti'nin son iki asrı en azından bu ıslahatlar meselesinde nasıl tavır alınacak konusuyla ilgili. Türkiye Cumhuriyeti hem modernleşmeyi hem batılılaşmayı birlikte kabul etmiş. Uzunca bir sürede bunu devam ettirmiş. Ancak tarihi yok edemiyorsunuz, yok sayamıyorsunuz. Yani Balkanlar mücadelesini veren de Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşları dahil olmak üzere hepsini veren de bizim milletimiz, devletimiz. Evet. Kafkas cephesi de, Afrika bölgesi de, Irak cephesi de, yani Biladüşşam da hepsi aynı, farklı bir şey değil. Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı mücadelemiz. Yani bunları yok sayarsanız o zaman sizin yeni çağda herhangi bir kimlik endişeniz yok demektir. Siz bu endişeyi duymasanız da karşı taraf size bunu hatırlatıyorsa o zaman tarihinize sahip çıkacaksınız. Tarih bilincini, şuurunu yeni nesle, gençlerinize iyi aşılayacaksınız. Böyle bir durum var. Yani Mehmet Akif'in, merhumun ifadeleri çok ağır, hakikaten şey yapıyorum, bunu çok dikkate sunmuştuk, ifadelerde bulunmuştuk. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Yani bizim düşmanımızın hepsi aynı diyor. Yani ve çok aslında yüzsüz bir medeniyet diye aynı yerde aynı ifadeyi tekrarlıyor. Ve savaş ortamıyla ilgili medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz, melun, yani bu ifadeler, yani rahmetli, hani belki böyle şok etkisi oluşturmak için o zaman da muhtemelen ihtiyaç söz konusuydu. Bugüne de belki yüzyıllar sonrasına da işin vehametini ve ciddiyetini anlatayım diye bu kadar sert şok ifadesi barındıran hususları dile getirdi. Ama hepsi gerçek. Evet. Yani tarihen kayıtlara alınmış bir gerçekten bahsediyoruz. Bunun ruhunu yaşatmak da bize düşüyor. Eyvallah. Hocam son soru olarak birazdan bunu açalım biraz daha isterseniz. Ondan önce Muhammed Hocam'a da hocam son bir soru olarak, yani önümüzde 15 dakikalık bir vaktimiz var. Her iki hocamız arasında bu vakti paylaştırmak istiyorum eşit bir şekilde. Siz özellikle programın sonuna doğru Mondros'la ilgili söylemek istediklerim var demiştiniz. Şimdi Çanakkale Zaferi'nin pek çok belki boyutunu ayrı ayrı farklı farklı programlarda konuşmak lazım ama Mondros'la birlikte milli mücadeleye Çanakkale Savaşı'nın etkisi ne olmuştur? O söylemek istediklerinizi de alarak sohbeti toparlamanızı istesem neler söylersiniz? Şimdi benim kanaatime göre Çanakkale milli mücadeleden önceki süreçte Türk ordusunun yapmış olduğu bir kuvvetli staj yeridir. Bir laboratuvardır Çanakkale. Şimdi bakın, Mustafa Kemal Paşa Anafartalar kahramanı olarak ön plan çıkıyor. Anafartalar grup komutanı olarak Ağustos 1915'te İngilizlere karşı, Anzakar'a karşı büyük bir başarı elde ediyor. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa milli mücadelede herkes tarafından bilinen bir şahsiyet. Kazım Karabekir Paşa 3,5 ay boyunca Kerevizdere'de Fransızlara karşı savaştı. Doğu cephesi komutanı kendisi. Sedülbayır'da Kazım Karabekir'in olduğu cephede
Onun komutanı Feriz Çakmak Paşa'ydı. Feriz Çakmak Paşa Milli Mücadele'deki işte Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi birçok görevi biliyorsunuz Mareşal'da olacak. Yani İstiklal Harbi'nde Doğu Cephesi'nde, Güney Cephesi'nde, Batı Cephesi'nde görev almış olan komutanlarımızın büyük çoğunluğu Çanakkale'den geçtiler. Çanakkale'de kimisi bir gün kaldı, kimisi bir ay kaldı, kimisi bir yıl kaldı. Peki diğer cephelerde bu böyle değil mi? Tamam, diğer cephelerde bu şekilde ama Çanakkale cephesinde biz galip geldik. Biz düşmanın mağlubiyete uğrattık. 250 bin kayıp verdik. Bunun 77-80 binden fazlası şehit, diğerleri işte esir, yaralı, hasta. 250 bin kayıp verdik. Karşı taraf da 250 bin kayıp verdi. İngilizler, Fransızlar 250 bin kayıp verdi. Biz Çanakkale ruhunu elde ettik. 250 bin zayiat karşılığında. Biliyorsunuz İstiklal Harbi bizim için çok önemli bir savaş. Milli mücadelede Doğu Cephesi'nde, Güney'de, Batı'da düşmanlara karşı büyük bir zafer elde ettik. Ölüm kalım savaşı, Sakarya büyük taarruz. İstiklal Harbi'nde 10 bin civarında şehidimiz var. Ama bu 10 bin olması savaşın tabi zaferin büyüklüğünü halel getirmez. Çanakkale'de 250 bin kayıp verdik. Ama karşılığında vatanı korumak için gözünü budaktan sakınmayan bir asker profili olduğu zaman, birlik beraberlik içerisinde bulunduğumuz zaman başarının geleceğini gördük. Bunu elde ettik. Yani diğer cephelerde, Kafkas cephesinde, Irak cephesinde, Balkan cephelerinde savaştı diğer komutanlar. Ama Çanakkale'den geçmiş olmaları, Çanakkale'de bizim bunu elde etmemiz milli mücadelede bize bir referans kaynağı olarak gözüküyor. Çanakkale müdafası bu açıdan önemli. Evet. Ve milli mücadelede bu ifadeyi kullanıyor. Komutanlar da kullanıyor. Mesela Kazım Karabekir Paşa, hepimizin bildiği bir hadise. İstanbul'a geldiğinde Anadolu'dan 1918 Kasım'ında İsmet Paşa ile görüşüyor. İsmet İnönü, Harbiye Müsteşarlığı, Nazırlığı Hazreti Müsteşarlığı ayrılmış ve çok demoralize bir halde. 13 Kasım 1918'de işgale uğramış İstanbul. Anadolu'nun birçok yeri işgale uğramaya başlıyor. İsmet Paşa diyor ki artık Kazımcığım biz seni bir çiftlik alalım. Çiftliğe gidelim. Kazım Karabekir diyor ki hayır diyor. Biz diyor 3 yıl önce bunları nasıl boğazdan sokmadıysak diyor Çanakkale'den yine birlik beraberlik içerisinde olursak buradan da kovabiliriz diyor. Yani Çanakkale'yi gören birisi, orada yaşayan birisi bu referansı verebiliyor. Diğer komutanlar da aynı şekilde böyle bu ruha sahip. Şimdi milli mücadelenin öncesinde Mondros şunu için belirtmek istiyorum. Buyurun hocam, onları da alalım. Çanakkale'yi gerçekten bizim yeni nesle anlatma zorunluluğumuz var. Çanakkale 106 yıl önce yaşanıp bitmiş olan bir hadise değil. Bugün bakın hala biz Çanakkale ruhunu konuşuyoruz. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde, bir terör saldırısı olduğunda, bir savaş tehlikesi olduğunda biz Çanakkale'ye atıfta bulunuyoruz. Çanakkale'nin özelliği farklı. Bütün bir nevi Türk dünyasının gözü burada. İslam dünyasının gözü burada. İşte şehitlerin coğrafyasına baktığınızda bakın Çataldere şehitliğinde İdlib'den 26 tane şehit var. Karayörük Deresi şehitliğinde İdlib'den 45 tane şehit var. Yani Balkanlara gönüllüler geliyor. Orta Doğu'nun birçok coğrafyasından şehitlerimiz var. Kudüs'ten, Musul'dan, Kerkük'ten, Anadolu'nun birçok yerinden ve asker göndermeyen yerler de buraya nazar ediyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti bütün Müslümanların temsil edildiği ve batılı emperyalist güçlere karşı savaştığı bir konumda. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bakın Muhammed İkbal'in Trablusgarp Savaşı'ndaki şehitler için şiirini biliyorsunuz. Evet. Bunu da belirtmekte yarar var. Hindistan Müslümanları da bize karşı bu şekilde düşünüyorlar. Hem Çanakkale'de hem Milli Mücadele döneminde. Çünkü biz burada galip geldiğimiz zaman bütün
sömürgelerde yaşayan Müslümanlar rahat edecekler. Onlar bağımsız olabilecekler. Emperyalist güçlere karşı, batılı devletlere karşı istiklalini kazanabilecekler. Bu açıdan önemli Çanakkale, bu açıdan anlatmak gerekir. Eyvallah. 30 Ekim 1918'de Mondros'ta, bakın Limni Adası hemen yakınımızda burada, Mondros'ta Agamemnon gemisinde biz ateşkes antlaşması imzaladık. Agamemnon gemisi 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na içeri girmeye çalıştı. Yara alarak geri geldi. Geri dönmek zorunda kaldı. Agamemnon gemisine batıdan gelen akaların komutanı. Yani Troya Savaşı ile Çanakkale ile Doğu ile Batı'nın savaşına baktığımızda birçok benzerlik var. Fakat bu Agamemnon diyebilirsiniz ki orada bulunan işte Amiral Kaltrop'un gemisi. 24 tane madde var Mondros'ta. İngilizler birinci madde diyorlar ki Çanakkale ve İstanbul Boğazı'na ulaşıma açılacak ve Boğaz'ın her iki yakasındaki istihkamlar işgal edilecektir. İngilizler 3 yıl önceki mağlubiyeti unutmadılar ve masaya oturduğumuz zaman birinci madde olarak bunu koydular. 18 Mart'ta Boğaz'ı geçilmez kılan Tabyalar'ı işgal edeceğiz diyor. Biz de bunu kabul etmek zorunda kaldık. Yani İngilizlerin unutmadığı bir olayı Türk milleti olarak kesinlikle unutmamamız lazım. Ve bütün boyutlarıyla yeni neslimize anlatma zorunluluğumuz var. Eyvallah. Birlik beraberliğimizin timsali olarak Çanakkale'yi anlatmak zorunluluğumuz var. Bu vesileyle bütün Çanakkale şehit ve gazileri rahmetle ve minnetle anıyorum. Eyvallah hocam, biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hocam, hocamın bıraktığı yerden sizden de toparlamanızı isteyerek Çanakkale ruhunu korumak, gelecek nesillere aktarmak nasıl mümkün olacak? Yeni nesillere bunu ruhu aktarabiliyor muyuz? Az önce sizin de bıraktığınız yerden. Evet. Toparlamak için artık. Şimdi Sami Bey, bizim İslam eğitim öğretim geleneğimizde çok önemli bir yer tutuyor. Yani kutsal değerler için mücadele. Vatan, millet, bayrak, namus. Yani bu noktada öğretilerimiz çok etkili ve bu yüzyıllardır bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimenin özellikle hani gidin ölün, şehit olun şeklinde bir teşvik değil ama neticede Allah yolunda yapılan mücadelenin ve bu mücadelede hayatı kaybetmenin Allah katındaki değeri, makbullük derecesi anlatılıyor. Yani Bakara suresi 154, Ali İmran 169'da kesinlikle Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar Rableri katında diridirler, ikram, izzete nail olmaktadırlar. Şimdi dünyadaki hiçbir kimsenin öldükten sonra bir hayatın olmasıyla ilgili ya da ölümü inkar etmekle ilgili bir lüksü yok. Yani bunlar evet, gerçekler. Haliyle İslam tarihinde de Hazreti Peygamber'in yapıp ettikleri uygulamalarla bunlar hep pekişmiş geleneğimizde. Peygamberimizin Uhud Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz daha henüz gelmişler, çok ciddi bir şekilde dinlenme fırsatı bulamamışlar. Ancak aldıkları istihbarata göre Mekkeli müşrikler Mekke'ye dönmüyorlar. Toparlanıp tekrar Medine'ye saldırmak gibi bir düşünce içerisindeler. Böyle bir bilgi gelince yaralı, yorgun sahabe-i kiram Hazreti Peygamber'in bir sözüyle hemen tabiri caizse zıpkın gibi oluyor. Evet. Yani hemen sefere katılıyorlar ve belirtilen istihbarata alınan yere gidiyorlar, takip ediyorlar, bakıyorlar. Ve bu noktada gösterilen tavır, yani Hazreti Peygamber bu insanlara bunu kavrattı, inandırdı. Ve zamanın şartları açısından baktığımızda insanların rahatına, düşkünlüğü her dönem aslında olan bir şeydir. O zaman siz hangi gerekçeyle rahatını bozabiliyorsunuz insanların? Demek ki bir inanç meselesi var ortada.
bununla harekete geçirebiliyorsunuz ve kutsal değerlerinize sahip çıkmayı iyi bir şekilde kabul ettiriyorsunuz. Böyle yüzyıllarca biriken bir geleneğimiz var. Ve çok farklı örneklerimiz var. Peygamberimiz dönemindekileri uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. İşte bugün hocam bu değerlerin bütün, neresindeyiz? Bugün bu değerlerin şöyle söyleyeyim. Yakın zamana kadar, yani ilginçtir, Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren bu noktada bir takım şeylerin olduğunu, anti propagandaların olduğunu, bu bahsettiğimiz zaferlerimizin unutturulmaya çalışıldığını, mesela şöyle bir şey var çok kısa, 1974'te 1 Mayıs mitinginde Taksim Meydanı'nda bir bez afişte din neymiş, iman neymiş, kim bakar safsataya, Fatih'te kahramanlık denilen palavraya, Osman Gazi de kimmiş, kim bakar Mustafa'ya, devrim hiç durmamalı, davran tamamlamaya, selam Lenin, Stalin, Kosygin ve Mao'ya, savaştayız yoldaşlar, sol yumruklar havaya. Yani mesela bizim milli manevi değerlerimizle ilgili pek çok husus dinamik dururken, farklı ideolojilerin, farklı belki kurtarıcı fikirlerin peşine düşme ama bize ait olanı da bir taraftan yok sayma gibi kültürel anlamda yön değiştirmelerin yaşatıldığı süreçlerimiz var yakın tarihimizde. Evet. Yani en hafif ifadeyle böyle söyleyeyim ben. Bunlara baktığımızda esasında bizim mayamızda vatan, millet, bayrak son derece kutsal ve az önce bahsettiğim gibi mecbur kalındığında gerisi her şey teferruattır. Yani bunu sergileyebilecek güçteyiz. Esasında genel anlamda bu noktada bu bahsettikleriniz biraz daha şey mi hocam, yani uçta kalan örnekler gibi. Uçta kalan örnekler gibi ama bunlarla ilgili azınlık. De yeni nesle, gençlere çok farklı şeyler empoze edilmeye çalışıldı. Evet. Belki hala da yapılabiliyor bunlar, yapılıyor. Biz haliyle bütün insanımızı, gençlerimizi vatanımızın, milletimizin ülküsü doğrultusunda yetiştirmeliyiz. Bu geçmiş dönemlerdeki mücadelelerimizle empati kurmalarını en iyi şekilde sağlamaya çalışmalıyız. Evet. Eğitim öğretim süreçlerinde de belki yeni yöntemler deneyerek bunları geliştirmeliyiz. Evet. Bunlara çok ihtiyacımız var. Ana hatlarıyla bunları söyleyebilirim. Eyvallah. Tabii esasında son dönemde yaşanan hususlar ve yakın zamanda yıllardır terörle ilgili olarak şehit veren bir ülkeyiz. Bir milletiz. Bunlara baktığımızda hala yani milletimiz mesela oğlunu şehit veriyor ama çok metanetli bir şekilde cümle aleme örnek bir tavır sergiliyor. Yani bunları da görmemiz lazım. Aynen 15 Temmuz'da yaşanan durum gibi. Yani Çanakkale ruhuyla sergilenmiş hususlar bunlar. Gerekmesi halinde dimdik ayaktayız. Evet. Allah'a şükür diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ağzınıza dilinize sağlık. Muhammed Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli katkılarınız için Çanakkale'ye tekrar selamlar olsun bu vesileyle. Aleykümselam. Evet, İyi akşamlar Muhammed Hocam. Ben de selamlar, saygılar ile. Sağ hocam. Ben de hürmet ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Efendim Profesör Doktor Eyüp Baş ve Profesör Doktor Muhammed Erat hocalarımızla bugün Çanakkale'yi konuştuk. Tarihin hiçbir döneminde hak ile batılın mücadelesi bitmedi. Bundan 100 yıl önce Çanakkale'de yaşanan hak ile batıl mücadelesi bugün de el an boyut değiştirerek, şekil değiştirerek yaşanmaya devam ediyor. Ve kıymetli hocalarımızın da altını hususiyetle çizdikleri gibi bu mücadeleyi yeni nesillere aktarabilmek, bu ruhu onlara aktarabilmek de aslında bizim omuzlarımızdaki en önemli vazife diyelim ve Çanakkale'de
din, vatan, bayrak, millet uğruna can veren yüz binlerce şehidimizi bir kez daha rahmetle analım. Ruhları şad olsun ve torunları olarak bizler de ümit ediyoruz ki onların uğruna fedai can eyledikleri bu manevi değerleri yaşatanlardan olalım. Onlara layık torunlar olalım. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Farklı Bakış'ta yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.